Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun, yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Mafya serisinin ikinci oyunu olan Mafya 2'ye hoş geldiniz. Seride toplamda 3 tane oyun var. Mafya 1, Mafya 2, Mafya 3. Yani şimdilik böyle. Belki ilerleyen zamanlarda bir yenisi çıkar. Evet, devam etmek için bir tuşa basın demiş. Enter'a basıyorum ve ana sayfamız açılıyor. Oyuna başlamadan evvel biraz mafya konusuna değinmek istiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa videoyu ileri alarak direkt oyunu izlemeye geçiş yapabilirler. Mafya arkadaşlar İtalya'da doğmuş bir terim, bir örgüt. Savaş zamanı Fransızların İtalya'daki Sicilya adasına giderek işte orayı ele geçirmek istemeleri, orayı yağmalamaları sonucunda artık yerel halkın kendi arasında birleşik bir örgüt kurmasıyla başlıyor. Yani diyorlar ki artık biz bıktık bu Fransızlardan. Sonuçta canımızı, malımızı, toprağımızı koruyalım. Bir örgüt kuralım ve onlara karşı savaşalım. Bu örgütün adı da Morte alla Francia Italia Anela. Yani çevirecek olursak kabaca Fransa'ya ölüm, İtalya işte bunun özlemini istiyor, bekliyor gibi bir şey. Bizim dilimize uyarlayacak olursak Fransa'ya ölüm, yaşasın İtalya gibi bir şey arkadaşlar. Neyse bu arkadaşlar savaşıyorlar, topraklarını işte canını malını koruyor tabii ki de, Fransızları püskürtüyorlar, başarılı da oluyorlar ama bununla sınırlı kalmıyorlar. Sonrasında bunu meslek haline getirmişler. İtalya'da işte ne kadar esnaf, ticaretle uğraşan filan vesaire varsa bu arkadaşlara demişler ki biz sizi koruyalım, siz de bunun karşılığında bize para verin. Yani millete haraca bağlamışlar işin Türkçesi. Hatta bununla da yetinmemişler. Ne kadar illegal iş varsa hepsini yapıyorlar, işte kaçakçılık vesaire artık tahmin edersiniz. Mafya sonrasında kendi tabii sınırlarından dışarı çıkıyor. Bütün dünyada bilinen bir şey. Özellikle 1930'lar, 40'lar, 50'lerde bayağı rüzgarının hızlı estiği zamanlar. Bütün dünya, yani bugün kime sorsanız mafya deseniz hemen İtalyan mafyası diye herkes bilir arkadaşlar. Yani gerek Amerika'da olsun gerek Avrupa'da olsun her yerde nereye giderlerse orada bu işi icra etmeye devam ettikleri için bütün dünya öğreniyor. Evet arkadaşlar, oyunda kolay, orta ve zor şeklinde 3 tane seçenek var. Bunlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Tabii oyun ona göre zor ya da kolay olacaktır. Ben orta deyip devam edeceğim. Enter diyorum. Bizim oyunumuzda 1940'lı yıllarda geçmektedir arkadaşlar. Ana karakterimiz, yani başrolümüzün adı Vito Scaletta. Hatta bir de Baba diye bir film vardı. Yani Türkçesi Baba. Orijinal ismi The Godfather. 1, 2, 3'ü var onun da. O da yine bir İtalyan aile mafyasını konu almaktadır. İzlemeyenler varsa izleyebilirler. Burada da yine bir İtalyan mafyası üzerinden gidecek hikaye. Vito'nun çocukken babasıyla birlikte Amerika'ya gelmesiyle başlıyor oyun. Şimdi hep birlikte Vito'nun hikayesini izleyeceğiz arkadaşlar. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean, to start a new life in America. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream. It was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school,
I had to learn English. I sure as hell wasn't going to do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, oh shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vito, this way! Throw me the bag! Stop! I'm gonna shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. And put your hands on the fence. I'm sorry, Vito. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Evet arkadaşlar, oyun Türkçe altyazılı birinci bölüm, bölümün adı da Vatanım. Şu anda Vito yakalandığı için anlayacağınız üzere Amerikan askeri olarak görevine devam ediyor. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily. But we got hit by flak and had to bail out. Way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return a favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Hapis yerine askerliği tercih eden Vito'nun hikayesi burada başlıyor arkadaşlar. Evet, masum sağ tuşuna basarak nişan alacağız. Sol tuşuna basarak ateş edeceğiz. Şurada konuşan adamı haklayarak başlayabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Adamın konuşmalarını da dinleyebilirsiniz. Ama hazır olduğunuzda başlayın. Basılı tutuyorum. Masum sağ tuşuna, sol tuşa bastığımda bu şekilde kim var kim yok hepsini haklayacağız. Zaten ekip arkadaşlarınız var. Onlar nereye giderse siz de onları takip edeceksiniz. Karıştırmanız pek mümkün değil. Bakın, kapıdan ateş ediyorlar. Ona dikkat edin. Yani hemen geçtiniz bu tarafa, geçtiniz. Yoksa mermilerin etkisi altında kalırsınız. Evet, herkes sırayla pencereden içeri giriyor. Biz de gireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de boşluk tuşuna basarak. WASD ile karakterimizi yönlendiriyoruz. Boşluk tuşuyla zıplıyoruz. Shift tuşuyla hızlı koşuyoruz. Birçok oyundan bildiğimiz tuşlar aynı arkadaşlar. Siper almak için sol alttaki CTRL tuşuna basıyorsunuz. Evet, el bombasını değiştirmek için iki defa bir tuşuna bas demiş. Basalım. Yine sağ tuş yapıyorum. Sol tuşa bastığımda bu şekilde fırlatıyor. Ve bir ara sahneyle böyle bir patlama görüyoruz. Buradakileri halletmiş olduk. Silah değiştirmek için arkadaşlar harflerin üzerindeki soldan sağa 1, 2, 3, 4 diye tuşlar vardır. Bunları kullanabilirsiniz. Bakın 3'e basın diyor tüfeğini almak için. Ama mouse'un üzerindeki tekerleği de çevirerek silah değişimi yapabilirsiniz. Silah almak için böyle önüne gidiyorsunuz ve E tuşuna basıyorsunuz. Silahı almış oldum. Bakın şuradan da alayım bir tane. Ama mermi için otomatik olarak alıyor zaten üstünden geçince. Evet, CTRL yapıp siper alıyoruz. Ve buradaki arkadaşların hepsini haklıyoruz. Kim var kim yok hepsini indirin. Ne oldu öyle ya? Patladı bir anda. Şurada var. Saklanma. Evet. Siperden çıkmak için yine soldaki CTRL'ye bir kez basıyoruz. Tamam, ben önden gidecekmişim. Eyvallah. Şurada var bir tane. Ne oldu? Gitti. Evet. Aha. Sen nereden çıktın ya? Arkadaşlar, hemen siper alıyoruz buraya. Ne olur ne olmaz. Mutlaka siperli gidin. Evet, kapıyı biz açacağız. Önüne gidiyoruz ve klavyeden Q tuşuna basıyoruz. Şunu hemen indiriyoruz. Var mı başka? Yine siper alıyoruz. Bakın arkadaşlar, mutlaka siper alın. Ulu orta gezinmeyin. Her yerden biri ateş edebiliyor gördüğünüz gibi. Bakın, kapının arkasından ateş ettiler. Şimdi buradan devam ediyoruz. Zaten takım arkadaşlarımız bizi yönlendiriyor. Evet, şurada kimi görürseniz haklayacaksınız. Siper alabilirsiniz yine. Her ne kadar boşluklu bir yer olsa da. Evet, aldığım silahlardan da deneyeyim. Shit,
Oo, sen de yaman çıktın ha. Evet, içeri doğru ilerliyoruz. Oyun zaten bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi dışarıdan buraya ateş ediliyor. Şurada bakın kum torbaları var. Bu silahı almak için önüne gelip E tuşuna basıyoruz. Ve artık buradaki silahı kullanıyoruz. Yani siper alma falan yok. Otomatik olarak siz de kimi görürseniz ona ateş edeceksiniz. Yani kim var kim yok herkese haklayın. Yoğun bir şekilde bize ateş ediyor olacaklar zaten. Ve sonrasında bu bir yerde bitiyor arkadaşlar. Böyle bir ara sahneyle oyunumuz devam ediyor. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. I can't see him, but I can smell him. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. È più davvero Don Calò. Cacetto, un congego hanno samaritano e cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Bu arada oyunda görev alma yok arkadaşlar. İlk görev böyle geliyor, bunu yapıyorsunuz. Bittikten sonra sırasıyla bütün görevler geliyor. Oyunda otomatik olarak kaydediliyor. Yani kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Şimdi burada kapatırsam ben oyunu, açtığımda ikinci bölümden devam edecek. Oraya kadar oyun kendi kendine kaydetmiş oldu ki sağ üstte zaten kaydediyor diye bir ibaret çıkıyor. Şimdi ikinci bölüme geçmiş olduk. Hikayemiz Amerika'da devam edecek sanıyorum ki Vito buraya geldi. A few years later, the Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit, and then I got a month's leave so I could go home. At least for a little while. Vito! Over here! Joe! Hey! Welcome home, buddy. How'd you know? I got my sources. Come on, let's take a ride. Nice car. Comes with the territory. I know you're itching to get home, but first, let's get a beer. Yeah, sure. Evet, hayırlı bir arkadaşmış. Yani hayırsız değilmiş en azından. Vito'yu unutmamış bugüne kadar. Evet, buradan sonra arkadaşlar... Ara sahne bitiyor ama kontrol bize değil, arabayı çünkü şey kullanıyor, Joe kullanıyor. Burada mouse'u kullanarak, altta da yazıyor zaten, etrafı izleyebilirsiniz. Evet, mouse'un ortasındaki tuşa bastığımızda kamera açısı değişiyormuş. Hemen yapalım. 2, 3, 4. 4 tane açı var sanıyorum ki. Evet. Bir de shift tuşuna bastığımızda soldaki böyle arkayı görebiliyoruz arabada giderken. Yayayken biliyorsunuz ki koşuyor. We had a little help from a guy named Don Calò. No shit, Don Calò. I heard of him. Really? You bet. I know guys like him over here. Wise guys. You work for them, you're set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah, and I heard you got a medal, right? From old man Patton himself. Whoa, so you're a real war hero, huh? And then what? You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. The old country. Over here, you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country.
Here's to the US of A and to having you back home. Salud. Azalud, Chindan. So how come you're back? They let you out early for good behavior? Nah, I took a bullet a couple months back, spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait. You mean you gotta go back? What'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? Nah, of course not, but what can I do? 1 minute. Wait right here. Hey, Giuseppe. It's Joe. Remember last week, you know, the guy's name is Vito Scaletta. Thanks, Giuseppe. All right, I'll see you later. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, did you just... Like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow. When it comes to the right stamps and signatures, it's just a question of money. You're kidding me, right? Isn't that a bit risky? It's me that could end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. You're welcome. Como no frade, you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first, I gotta go home. All right, you wanna ride? No, thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. I can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. Evet arkadaşlar, normalde askerden geldi Vito ama izne geldi. Tekrar geri dönecekken arkadaşı ona çok büyük bir kıyak yaptı. İşte artık sahte evrak sanıyorum ki ayarlayıp askere gidemeyeceğini belgeleyecek ve biz de Amerika'da yaşamaya devam edeceğiz. Evet, yolunu bulmak için radarı kullan demiş. Sağ alt tarafta bir tane harita çıktı arkadaşlar. Bir de nokta verildi. Bu noktalara giderek görevlerimizi icra edeceğiz. Evet, böyle yanaştığımızda bakın diyaloğa giriyor, konuşuyor. That's classified. So what's new around here? Tell the truth, not much. Everybody just wants the war to be over already. And they're saying this is the coldest winter on record. Wish I had some good news for you. Yeah, you and me both. All right, I'll see you. Catch you later, buddy. Yapmanız gereken adımlar arkadaşlar ekranın sol üstünde kısa bir sürede olsa gözüküyor. Hani işte annenin evine yürü yazdı mesela, dikkat ettiyseniz. Sonrasında da sağ altta haritada bir tane nokta var. Onu takip ediyorsunuz. Şuraya bakalım ya, gelmişken. Oo, döner falan var ya. Nedir burası? Hey, Türk restoranı mı? Bize pek yer vermezler ama. Hey Lisa, how you doing? Francesca said you were coming back. Finally some good news, eh? Yeah, no kidding. It's good to be back. Oyunlarda böyle detaylar çok hoşuma gidiyor. Benim mesela bakın dönerler dönüyor aynı zamanda. Yani sabit durmuyorlar. Bir de bir tanesi biraz daha fazla, biri biraz daha az. İçerisi de gayet güzel yapılmış. Burası Yunan restoranı mı ya? Şunlar Yunan bayrağına benziyor. Aynen ya. Adamlar da her şeyimizi aldı ya. Baklava gitti, döner gitti, lokum gitti. Evet, şöyle bir bakacağım arkadaşlar gelmişken içeri. Ne var ne yok. Ben oyunda böyle detaylara çok önem veriyorum ya. Yani benim hoşuma gidiyor. Merak ediyorum. Evet, bunlar sanıyorum ki açılmayan kapılar. Bu arada oyunda etkileşim için E tuşunu kullanıyoruz. Yani bir şey almak için, işte kapıyı açmak için vesaire birçok şey için E tuşu. Mesela şuraya gelip bakın adam önüne durduğumuzda nerede çıkmadı? Ha, şimdi çıktı. E tuşuna bastığımızda menüye göz atlıyor. Kola var. Sağ sol yaparak, yani klavyedeki sağ sol ok tuşlarına basarak böyle yiyecekler arasında geziniyorsunuz. Enter dediğinizde ya da mouse'la bakın ekranın sağ altında yiyecek al diyor. Oraya da tıklayabilirsiniz. Ya da enter diyebilirsiniz. Bir şey almış oluyor. Sağlık seviyeniz arkadaşlar. Sağ alttaki haritanın yani yuvarlağın etrafında yeşil bir çizgi var. Dikkat ettiyseniz çemberin etrafında. O sizin sağlık seviyeniz. Oyunda yiyip içme var yani. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Evet, şimdi annesinin evine doğru gideceğiz. Bu arada W'ye bastığınızda böyle yürüyor. Shift'e basılı tuttuğunuzda yani aynı anda koşmaya başlıyor. Ama diyorsanız ki ben W'ye bastığımda direkt koşsun, Shift'e basmak istemiyorum. O zaman
klaveden büyük harf küçük harf yani caps lock tuşuna bir kez basın. W'ye bastığınızda bakın burada berber var. Bastığınızda bu sefer koşacaktır. Shift'e basılı tuttuğunuzda yürümeye başlayacaktır. Yani her şey tersine dönmüş oluyor. Herkes de tanıyor bunu ya. Gören selam veriyor. Yani demek ki gerçi küçük İtalya falan yazdı zaten. İtalyan mahallesi. Her yerde bayrak da var. Normal yani herkesin tanıması. Yalnız oyunun atmosferini çok beğendim ben arkadaşlar. Bakın sağ tarafta adam var mesela bir şey çakıyor. Yolda yürüyen insanlar. Ne bileyim işte etrafta böyle bir sürü gereksiz şeyler. Bakın mesela camdan biri bir şey fırlattı. Bunlar gerçekten oyunu çok güzel kılmış. Ne kadar detay var oyunda onların hepsini inceleyip göreceğiz. Bakın girmemiz gereken kapı arkadaşlar parlıyor fark ettiyseniz. Yani kolay bulmanız açısından E tuşuna bastığınızda da kapının diğer tarafına geçiyor. Ama keşke kapıyı açıp içeri girseymiş. Daha güzel olurmuş. Bakın kedi filan var mesela. Hop zıpladı oraya. Oo. Bayağı yapmışlar ya. Mesela aşağı atladı sesi geldi. İşte bu detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten oyunu güzel yapan şeylerden birkaçı. Hi mama. I'm back. Vito. Vito my boy. My boy is home. I thought I'd never see you again. Francesca and me, we wait. Hey, sis, what's going and on? We wait for you. Yeah. So sit down, sit down. You must be hungry, Vito. Francesca made you a special dinner, zuppa di pollo. It's good for you. Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be so proud, Vito. Yeah. Sure. Vito, you know better. Sorry, Mama, sorry. Benedice, Signore, la mangiata, preparata la volontà. Siamo il cilenno, provvedene al puro cucino che non hai. Evet arkadaşlar Vito annesine ve kardeşine kavuştu. Artık evinde yuvasında askere savaşa gitmeyecek. Sol üstte de yazıyor uyumaya git demiş. Haritada bir tane nokta çıktı. Şöyle gösterebildiğim kadar evi de göstereyim sizlere. E tuşuna basınca kapıları açabiliyoruz. Evet bizim odamız bu tarafta. Kapıyı kapatmak için de E tuşu arkadaşlar. Bakın sol üstte de yazdı. Uyumak için de yatağın yanına gidiyoruz. Ve klavyeden E tuşuna basıyoruz. Bastığımızda yatıp uyuyacaktır. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Uyuduğumuz zaman diğer görevi alıyoruz. Diğer göreve geçiş yapıyoruz öyle söyleyeyim. Bakın şimdi E tuşuna bastım. Evet sonraki gün diyor. Yani bunu yaptığınızda bir sonraki bölüme geçiş yapacaksınız otomatik olarak. This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Evet sol üstte üstünü değiştir demiş. Bakın gardırobun kapağı da parlıyor zaten. Hemen önüne gidiyoruz. Sol altta yazı çıkana kadar. Evet giysileri değiştir. E tuşuna basarak kendi otomatik geldi ya. Enter tuşuna basarak giyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ekranın sağ tarafında giysiyi giy yazıyor. Mouse'la oraya tıklayın. Fark etmez istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Bizim odamız da bu şekilde. So you have to go back soon. Actually, looks like I won't. Joe's taking care of it for me. Joe, you want to get into trouble again? Mama, would you rather me go back and get shot again? No. Exactly. No. Joe probably saved my life. Promise that you won't get in any more trouble with that, Joe. You know, your papa used to work for this man at the waterfront named Pappalardo. He's in the union. You could talk to him. Work hard like you were your papa. Talk to him. Please promise me you go talk to him today. Okay, mama, okay, I promise. Grazie a Dio. Evet arkadaşlar Vito'nun annesi de bu arada Joe'nun evine gitmiş sol üstte. Gitmemiz gereken yer burası. Nerede bu kapı ya? Bu mu? Yok. Şu. Evet zaten rengi farklı anlamalıydım neyse. Annesi istemiyor. Ne oluyor ya? Bizi mi dinliyorsun sen aşağıdan? Annesi istemiyor arkadaşlar. Hani işte Joe'la görüşmesini vesaire. Kendisine düzgün güzel bir iş bulsun diyor.
I don't give I'm a sorry. Damn. I don't we'll care if you money. Gotta sell everything I you got. What the hell's going on here? Evet, bela yaklaşıyor sanki ya. Oh yeah. Yeah. Zaten birinci yani ilk görevler arkadaşlar oyuna alıştırma ısındırma turlarıdır. Nasıl yumruk atıyoruz? Mouse'un sol tuşuna basarak, adamın yumruklarından korunmak için ise klavyeden space tuşuna basmamız gerekiyor. Zaten şu an bize öğretiyor. 3 defa Mouse'un sol tuşuna bas demiş. Hafif yumruklar. Bu şekilde combo yapıyorsunuz. Büyük yumruk içinde arkadaşlar Mouse'un sağ tuşu dövüş esnasında. Yalnız bu adam beni bayağı dövdü ya. Bak. Aha. Bir dakika dur, ben şimdi yeneyim. Bir kavrayayım şu işi. Ne yapacağım sana bak gör. Bir dakika bir müsaade et. Ama sen hiç durmuyorsun ki. İşte böyle. Evet. Hafif vuruşlar Mouse'un sol tuşu. Sert vuruşlar Mouse'un sağ tuşu arkadaşlar. Sol altta da yazıyor zaten. Sıyrılmak için basılı tut demiş. Space yani boşluk tuşu. Bakın. Yani adam vuracağı zaman boşluk tuşuna basmıyorsunuz. Siz sürekli boşluk tuşuna basılı tutun. Adam yumruk attığında kendi otomatik olarak kafasını çeviriyor. Yani kendini kolluyor, savunuyor. İşte bu kadar. Gördün mü? Yeah, that's right. Get the fuck out of here. You're gonna be sorry. The both of you. Evet biraz uzun oldu ama olsun. Yani bir şekilde hallettik. We didn't want to bother you with this. Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money from a loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. How much? $2,000. What? Shit. The worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, the debt goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the port. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. We'll manage somehow. Don't worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vito. Take care of yourself. Evet arkadaşlar bayağı bir borç var. Gördüğünüz gibi 2000 dolar diyor. Bunu ödemek lazım. Onun için de Vito'ya para lazım. Evet sağ üstte de oyunu kaydediyor dedi gördünüz. Sol üstte Joe'nun evine git demiş. Ev buraya yakın. Bu arada çömelmek için ya da sessiz gitmek için C tuşuna basıyorsunuz. Bastığınızda sessiz bir şekilde gidiyor. Ya da çömeliyor işte. Saklanmak için de kullanabilirsiniz. W ve Shift kombinasyonuyla bu şekilde koşabiliyoruz. Bu arada haritada bakın sağ alt harita var. Bir tane mavi dikdörtgen var. O mavi dikdörtgen şekil polis arabasını temsil ediyor. Yani onu gördüğünüz an bilin ki polis arabası var. Bu arada gitmemiz gereken noktanın üzerinde bir ok işareti var. Demek ki üst katta bir yerde. Kapı parlıyor zaten. E tuşuna bastık, içeri girdik. Evet buradan devam ediyoruz. Excuse me, ma'am. Do you know where Joe Barbaro lives? To the right of the stairs. And tell him that racket last night has to stop. If he don't like it, he can find another place to live. Evet bu kadın buranın sahibi herhalde. Bayağı bir şikayetçi. Evet bakın kapı parlıyor arkadaşlar ki gelince zaten ara sahne girdi. This is a bad time. We ain't getting out at all. Come on in, let's talk. You disgusting pig. I picked up these broads on my way back from the store. I've been waiting for you. All right, girls, that's it for now. I got business. Stop by tomorrow, okay? We'll pick up where we left off. Chop chop. Come on, Joey. Why do we have to stop when we can all have fun? The fun's over, baby. Later, I said. Me and Vito here haven't seen each other for a long time. We got a lot of catching up to do. Looks like you're doing okay, Joey boy. Not bad. I tell you, that little Spanish broad is fucking wild.
So how'd it go at home? Good. Mama wasn't thrilled when I mentioned your name, though. And you know how she is. She wants me to get a straight job. You're gonna look for one? I don't know, but I sure as hell ain't gonna make the same mistake my old man did. I gotta pay off his debts, then get back on my feet and get my own place. I need to make some real money, and punching the clock ain't gonna cut it. Hey, you could stay with me as long as you need to, and we'll find you a job where you can make good money without killing yourself, all right? Music to my ears. Right now, I'm living off the 20 bucks the state gives me every week. I know lots of people who pay well for a risky job, so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. The working man's a sucker, that's for damn sure. You said it. Okay, step one. I gotta introduce you to Giuseppe so we can pick up them discharge papers. Let's go. Evet arkadaşlar, burada Joe'yu takip ediyoruz. O nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Sol üstte de yazıyor zaten. Ama Joe'nun pek gitmeye niyeti yok. Önden bir çıkalım bakalım. Gerçi sağ altta haritanın üzerinde bir nokta var. Yani Joe'yu beklemeseniz de olur. Ama yine de bekleyelim ya. Hadi be adam sen de. Ben mi seni takip edeceğim, sen mi beni? You said you were going to introduce me to that guy Giuseppe. No. I meant, you know, the big picture. When you was over there, didn't you think about what you was going to do when you got back? No, not really. Well, besides the usual, you know. Find a nice girl, settle down. Whoa. Hey, there's going to be plenty of time for that shit later. Right now, I'm going to make sure... Ne zaman geldin sen oraya ya? Hey, thanks again for that thing with the discharge papers. Hey, all I... Adam benden sonra çıkıyor ama benden önce dışarıda. Giuseppe when we go pick him up. Ama yine de güzel oyun. Yani beğendim ben. What? Drive, Vito? The roads are icy. You ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank. I drove a Jeep. What the hell's a Jeep? It's, never mind. You gonna let me drive a... All right. Here's the keys. Just be fucking careful. Vito'nun arabayı kullanmak istemesiyle kontrol bize geçiyor arkadaşlar. Arabaya binmek için klavyeden F tuşuna basabilirsiniz. F'ye bastığınızda bakın altta da yazıyor zaten, arabaya binecektir. Sonrasında WASD tuşlarıyla kullanıyoruz. Fren yapmak isterseniz işte S tuşu, el freni ise boşluk tuşu. Birçok oyunda olduğu gibi. M tuşuna bastığımızda bu şekilde harita açılıyor. Buradan haritayı görebilirsiniz. Tamamını da göstereyim sizlere. Hepsi bu arkadaşlar. Çok büyük bir haritası yok ama oyun içinde gezindiğinizde ufak da değil açıkçası. Gitmemiz gereken nokta şurası. Oyun açıldıkça bir sürü simge çıkacaktır. Bakın sağ altta haritada bir tane rota çıktı. Yani rotanın çıkması için biraz yola yaklaşmanız lazım. Çok içerideyseniz, yani yola yakın değilseniz, uzaksanız rota çıkmayabiliyor. Evet, bu da haritaya bakarken oldu bu arada. Olabiliyor bazen. Hey Vito, you know what time it is? It's daytime. How the fuck should I know? It's time for you to get your own fucking car. Bu arada bu karlı manzara çok hoşuma gitti benim. Gerçekten güzel olmuş. Çok iyi yansıtmışlar. Arada bir kar da yağıyor. Yerler buzlu vesaire. Ama arabanın tepkime süresi biraz geç, yavaş diyebiliriz. Yani sağa sol dönüşlerde basıyorum mesela. Hemen dönmüyor. Basılı tuttuğumda biraz fazla dönüyor. Zamanla alışırız diye düşünüyorum. Evet, gelmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. Ara sahne girdi zaten. Ooh, get a load of that baby. Nice. That's a 42 Jefferson. Beautiful car like that, it'd be a shame to smash the window. You should grab yourself some lockpicks over at Giuseppe's. Çok da şey ya, centilmen ya, hep bir yer veriyor. Ama önce o giriyor. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. You name it, he's got it. Even sells phony gun permits and discharge papers for guys tired of getting their asses shot on. Hey, Giuseppe, I brought you a new customer. He's straight up, right? Yes, sir, all the way. This here's Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safe cracker in Empire Bay. Retired, please. How are you? The papers for you? Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, they're done. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army will bother you again, trust me. You see? What'd I tell you? Here's the money.
Take your papers, Vito. Evet arkadaşlar, tezgahın önüne gidiyoruz ve E tuşuna basarak evrakları alıyoruz. Artık askere gitmeyeceğiz bu evraklar olduğu için. Şimdi de şurada anahtarlar var gördüğünüz gibi. Bakın, onun önüne gittiğimizde buradan bir tane maymuncuk alacağız. Enter'a bastığımızda alıyor ya da mouse'la ekranın sağ tarafında maymuncuk satın al yazısına tıklayabilirsiniz. Fark etmez. Bir tane almış olduk. $7 karşılığında. Evet, yanlış oldu. Ayrıl diyoruz. Ya da backspace tuşuna basabilirsiniz ayrılmak için. Bu maymuncukla arkadaşlar birçok kapıyı açabileceğiz artık. Yani ne kadar araba varsa veya ev kapısı varsa hepsini açacağız. Bunun için öncesinde bir alıştırma yapmamız gerekiyor. Onu da bakın sol üstte yazıyor. Deneme kilidini kır demiş. Şurada karşıda bir tane mengene galiba o. Evet. Kilit var. Bunu kıracağız. Önüne gidip E tuşuna basıyoruz. Sonrasında yapmamız gereken adımlar şunlar. S tuşuna basacağız. Ve yeşil olduğunda E tuşuna basıyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Ama şöyle uzun uzun anlatayım ben aşağı inene kadar. S tuşuna basılı tutmuyorsunuz. S tuşuna sürekli bas bırak yapın. Siz bas bırak yaptığınızda işte 3 tane orada bölüm var. Yavaş yavaş yukarı doğru itiyor birincisini. Yeşil olduğunda diğer parmağınızla E tuşuna basın. O tamamdır. Sonra diğerine geçiyor. Bakın şimdi burada arabada yapacağız aynısını. Bu arabayı çal demiş. Şimdi artık maymuncuğumuz var. Nasıl yapılacağını da öğrendik. Bir kere basıyorum. Pardon. Araba için F tuşuna basılı tutuyorum. Evet. S tuşuna bas bırak bas bırak. Bakın yeşil olduğunda E tuşuna basıyorum. S tuşuna sürekli bas bırak. Yeşil olduğunda E tuşu yapıyorum. Böylelikle kapıyı açıyorum. Normalde bir arabaya binmek için F tuşuna basıyorsunuz. Kapıyı açıyor. Ama sizin arabanızsa. Eğer başkasının arabasıysa basılı tutmanız lazım ki o arabanın kilidini kırabilirsiniz. Ha, ben kilidi kırmak istemiyorum. Camı kırıp hani çalacağım, polisi peşime takayım diyorsanız o zaman da Q tuşuna basarsınız, tekme atarsınız, camı kırarsınız, arabayı alırsınız. Zaten bu arabanın önüne geldiğimde bir Q tuşuna bas diyordu. Hani camı kır, bir de F vardı. Ben F'ye basılı tuttum arkadaşlar. Şimdi tabii ki de polis peşimize düştü. Oyun polisten nasıl kaçacağımızı bize gösteriyor. Bakın haritanın üzerinde 3 tane yıldız yanıyor. Bir de silah var. Yani defter gibi bir şey varsa size ceza kesecek demektir. Ama artık silah kelepçe varsa tamam, hani yani sen bayağı suçlusun. Seni tutuklayacaklar. Ya da ateş edip haklayacaklar. Şimdi bir süre uzaklaştıktan sonra hala wanted yazısı yazıyor ama işte arama seviyemiz düştü biraz daha, öyle düşünün. Polisi atlattıktan sonra bakın bir daha yandı şu an. Tam anlamıyla atlatmam lazım arkadaşlar. Haritada bir nokta veriliyor bize. O noktaya arabayı götüreceğiz. Bir rota çıktı zaten. Rotayı takip ederek o noktaya gidiyorum. Yapmamız gereken nedir? Bu arabayı polislerin tanımayacağı şekilde değiştirmek. Ama işte rengini, boyasını değiştirirsiniz ama plakasını değiştirirsiniz. Fark etmez. Tamirhanenin önüne geliyoruz. E tuşuna basıyoruz. Sol altta yazıyor zaten. Oyun birçok şeyi gösteriyor. Takılacağınızı pek düşünmüyorum. Ne yapmanız gerektiğini. Ben yine de anlatayım. Bizim formatımız bu sonuçta. Evet, plakayı değiştirmek için Enter tuşuna basıyoruz. Burada kendimize plaka oluşturacağız. Ya da dediğim gibi arabayı da boyatabilirsiniz. Klavyedeki sağ sol ok tuşlarına basarak bakın güçlendirme var. İşte arabayı tamir et var vesaire. Çantaları değiştir, plakayı değiştir. Tekrar başa dönmüş olduk. Enter dedim. Buraya işte bir şey yazacağız. Tabi 5-6 rakam falan sanırım. Ben oyun akademisinin O ve A harflerini yazacağım. Tamamı sığmayacaktır çünkü. Yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz harfi seçiyorsunuz. Evet, sonrasında plakayı satın al diyeceğim. Ve plakamız değişmiş oldu. Şimdi bizi polisler tanıyamayacak. Evet, başka bir şey yaptırmak istemiyoruz. Tamir ettirdik. Tamam, bu kadar yeterli. Araba tamir oldu, plaka değişti. Artık çıkabiliriz arkadaşlar. Ayrıl dediğimizde ayrılacaktır. İsterseniz backspace tuşuna basın, isterseniz sol alttaki ayrıl yazısına mouse'la tıklayın. All right, next you should introduce yourself to Mike Bruski.
probably have some work for you. All right, where is he? He owns a junkyard over in Riverside. You can't miss it. Evet, yeni noktamız verildi arkadaşlar. Bakın yukarıda da yazıyor zaten. Rotamız çıktı. Rotayı takip ederek yeni noktamıza gidiyoruz. Oyunun görüntüsü, ne bileyim, ortamı, ambiyansı gerçekten iyi, kötü değil. Grafikler de güzel, fena değil. Çok eski bir oyun değil zaten. 2010 yılında sanıyorum ki piyasaya çıkmış bir oyun. Bir de Mafia 1 var. Bunun ilk oyunu. O bayağı bir eski oyun. 2003 falan olsa gerek. Emin değilim. Yine yanlış olmasın. Ama oyun grafik anlamında da, yetenek anlamında da, işte fizik, beceri, motor, her anlamda kötü yani. Ama onun da 2020 yılında yeni versiyonunu yaptılar. Definitive Edition diye. O da tabii ki bunlardan daha da iyidir diye düşünüyorum. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines, so maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her five sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your pants. Here, I got another one. If I could rearrange the alphabet, I'd put you and I together. Oh, come on. Oh, this one never fails. Hey, baby, that's a nice outfit. It'll look good crumpled up at the foot of my bed in the morning. And this works for you. Oh, here's a good one. Hey, do you know the difference between sex and conversation? No? You want to go back to my place and talk? You got problems, you know that? How about this one? Why don't we go back to my place and play house? Give me the door and I'll slam you. Oh, that was bad. Hey, when you measure seven soft, you don't have to be. Evet, şimdi bir anda zengin olmak için bu adamın yanına geldik arkadaşlar. Joe'nun bir tanıdığı. Hey, look who's here. Hey, Mikey boy, what's going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in a while. Now I need a fucking bath. Hey, I've been working. Working people occasionally get dirty, you know. Besides, I just wiped them off. With what? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? Put a lid on it. What are you, from the health department, or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruschi. But don't shake his hand. I ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Me and Vito go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Yeah. I only want regular cars, nothing fancy. You get a cut of every car. I take as many as I can handle. And don't bring no cops around, okay? They follow you here. I don't know your ass from Jesus. You get me? Got it. God damn it, Mike! You put your grubby mitts on my fucking coat. I paid a fortune for this thing. All right, calm down or I'll stick them up your ass, you sissy. You know, dry cleaning costs these days plenty, and who knows if they can even get this filth out. You shut up? Vito, listen to me. I need a Walter coupe today. I got a few people looking for parts, but I can't find a car. Because you don't know where to look. Every time I drive down Hunters, I see one parked by a bar there. I think the place is called the Lone Star. Isn't that a Moulinyan neighborhood? I'll stick out like a sore thumb. All right, look, I'll give you $350 for it. It's worth the risk, right? 400. All right, deal. Avito, come on, let's go. Andiamo. Meantime, I'll be sending you the cleaning bill for my coat. Yeah, I'll change my address, you rat prick. Okay, listen up. This is your maiden voyage, so to speak. So try not to fuck it up, eh? Here, Vito, take this, just in case. Hey, nice. Hey, Mike, you mind if I test this thing out here? Sure. Knock yourself out. Evet arkadaşlar, oyun bize nasıl oynanacağını öğretmeye devam ediyor. Şimdi burada bir talim yapacağız. Elimizdeki silahla arabanın tekerleğini ateş ediyoruz. Masum sağ tuşuna basılı tutacağız. Sonrasında sol tuş. Evet, iki lastiği de vurmayı başardık. Şimdi ise
benzin deposunu ateş ederek şuraya arabayı patlatıyoruz. Bunlar farklı oyunlardan sizlere tanıdık gelecektir. Evet, H tuşuna bastığımızda da silahımızı saklayabiliyormuşuz. Yani elime silah olmasın derseniz H tuşuyla silahı saklıyorsunuz. Şimdi Joe ile birlikte gideceğiz. Bu adam için araba alacağız. Araba kaçıracağız diyeyim daha doğrusu. Şimdi elimizde maymuncuk var. Kilidi nasıl çözeceğimizi de öğrendik. Kıracağımızı da öğrendik. Bir bakalım haritadan. Bayağı da yol varmış ya. Evet. Şöyle bir dönüş yapalım. Gideceğiz. Araba alıp bu adama getireceğiz. O da karşılığında bize para vermiş olacak. All right, go out the way we came in and get on the main highway going west. Don't go back through the city. Right up here. So how's it feel to be back? Good. I feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here. I was just fucking with you. Don't worry about the money. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, Sand Island's still the same shithole it was when I left? No, no. The place actually ain't too bad now. Oh, shit. How the hell that happened? All the moolies flew south for the winter. Of course it's still a shithole, Vito. You only been gone a couple of years. Gonna take a lot longer than that for that neighborhood to turn around. Them people multiply like rabbits. What are you gonna do? It's even worse than when we was kids. They even got some kind of gang there now. What's their fucking name? The Beamers, the Boomers, something like that. I don't fucking know. Oh, that's just fucking great. Hey, what are you worried about? They're animals. All they do is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like you. And even if they do, that's why I gave you that pistol. Oh, by the way, you're carrying a gun now? What's the deal with that? Can't do business without it these days. Especially in this fucking neighborhood. You, really know how to inspire confidence, you know that? Take a left up here. Oh, I forgot how nice this neighborhood was. You know something? One of these days, I'm gonna buy a house here. Look at this guy. Ain't even back a day and he's too good for his old neighborhood. Hey, what are you breaking my balls for? I'm just window shopping. It'll be years before I could afford a place like this. You got champagne tastes and beer pockets, my friend. Don't worry, though. I'm gonna help you change that. Evet, noktaya geldik arkadaşlar. Ara sahnemiz girdi zaten. Be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back. Evet, Joe ne yapacağımızı gösterdi ve gitti arkadaşlar. Tek başımızayız. Hemen şuradan atlayacağız. W shift kombinasyonuyla gidiyorum. Space tuşuna basarak atlıyorum ama bakın içeride bir adam var. Hemen bununla yumruk yumruğa ne yapıyoruz? Dövüşüyoruz. Oradaki arabayı almamız gerekiyor. Önümüzde de kim gelirse onları da haklayacağız. Oo, sen sağlam dövüşüyorsun ya. Ama bak ben de iyiyim değil mi? Bak ne oluyor ya? Bak ben de yaparım aynısını. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, arabaya doğru gidiyorum. Başka biri çıkmazsa eğer karşıma. Evet, gelince ara sahne geldi zaten. Demek ki bu iş o kadar kolay olmayacak. Hey! Hey, what you doing, motherfucker? Şu arabayı alacağım.
Hemen siper alıyorum arkadaşlar. Silahımı çıkartıyorum. Mouse'un üstündeki tekerleği çevirerek. Ve kimi görürsem ateş ediyorum. Bu arada hedefi birisinin üzerine tuttuğunuzda kırmızı oluyorsa onu vurmanız gerekiyordur. Eğer yeşil oluyorsa vurmayacaksınız. Mesela oyunun ilk bölümünden karıştırabilirsiniz. İlk başladığınızda hangisini vuracağım, hangisini vurmayacağım diye düşünüyorsanız yeşilse zaten ateş edemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yeşil oluyor. Mouse'un sol tuşuna bastığınızda ateş de etmiyor. Kırmızı olunca anlayın ki karşı taraf düşman. Evet, hemen bineyim ben bu arabaya, gideyim ya. Bunların ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Evet, F tuşuna basılı tutuyorum. Sonrasında bunda bir taneymiş. S tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ufak ufak yeşil olduğunda E tuşuna basıyorum. Ve kildi kırmayı başarıyorum. Bakın döküldüler bile. Ne yapacağız? Kapıyı kıracağız. Ve buradan çıkacağız. Kalıp da burada oyalanıp bunlarla çatışmaya falan girmeyin. Bakın ekran rengi dönmeye başladı zaten. Hani sağlık seviyesi biraz böyle tehlikeye giriyor. Haritanın etrafındaki çemberde bakın yeşil değil, artık sarı oldu. Biraz azaldı zaten sağlık seviyem. Nasıl yükselteceğim? Tabii ki de bir şeyler yiyip içerek. Şimdi bu arabayı Joe ile gidip konuştuğumuz az evvelki adamın mekanına götüreceğim. İşte artık hurdalık mıdır nedir, parçalıyor mu, ne yapıyorsa bu arabaları. Gerçi o zamanlar tabii çok takip yoktur bu arabaların ya. İşte bir motor numarası, şase numarası falan filan. Şimdi her şeyinden buluyorlar ya, GPS'inden bilmem nesinden çıkıyor ortaya. Normalde bir arabanın yanına yanaştığınızda F tuşuna basarsanız işte elini atıyor, yokluyor, bir daha bırakıyor arkadaşlar. Bu arabayı alırken de öyle oldu dikkat ederseniz. Yani işte kapıları kilitli başkasının arabası. Ama maymuncuk olduğu için bizde F tuşuna basılı tutarak çaktırmadan alabiliyoruz. Oyunun oynanışı, ne bileyim, ortamı, ambiyansı olsun, grafikleri olsun, yetenekler olsun, gerçekten çok hoşuma gitti. Beğendim yani, ama Mafya 1 için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onu da bir denedim. Hani başta onunla mı başlasam diye bir düşündüm. Hatta yaptım, 5-6 görev falan da yaptım yani. Ama grafik olarak zaten çok kötü, zamanın gerisinde kalmış bir oyun. Sonrasında ne bileyim işte yetenekler olsun, motor beceriler olsun, işte fizikler olsun falan, gerçekten çok kötü. Oyunda bir kere harita yok. Bunun gibi sağ tarafta, sol tarafta. Büyük haritayı açabiliyorsunuz tab tuşuna basılı tutup, ama o da yetersiz kalıyor. Vesaire vesaire. Tabi şimdi şey var, Definitive Edition var. Biliyorsunuz ki 2020 versiyonu. Yani oynarsam onu oynayabilirim belki. Sizlerden yoğun istek gelirse ilerleyen zamanlarda ona da kanalımda yer verebilirim. Mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Not this their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Nice. No stains. Clean. Where'd the lowlife get the money for this? Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say I give you for it again? 600. Oh, I like your buddy, Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. Evet arkadaşlar, paramızı aldık. Şimdi gideceğiz. Bu arada Joe da komisyonunu aldı yani. Halbuki askerden yeni gelmişiz. Hayata yeni başlamışız. Sen ne para alıyorsun? Bir kıyak yapsan arkadaşına. Ama bundan sonrası için tabii bir şey almayacakmış. İlk defa aldı. Yol yordam gösterdi.
işte kişilerle tanıştırdı vesaire vesaire. We should take the highway, Vito. Right, you pulled off that job without fucking it up. Nice going. Yeah, but I almost got my ass kicked. I didn't live through the war just to die in Sand Island. Hey, that's all part of the deal, pal. Take it or leave it. Besides, it ain't like you're qualified for anything else. I guess you're right. Don't worry about it. It's all gonna be a piece of cake. So, what's the story with Bruski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track, and some mitt spilled a beer on his wind ticket. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy $10, you believe that shit? Sounds like kind of a scumbag. Hey, you just gotta know how to handle these people. And Mike's a pussycat compared to some of the guys I've met since you shipped out. You'll see. Hey, is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine. Evet arkadaşlar, Joe'nun evine geldik. Arabayı garaja koymak için önüne gidip E tuşuna basmamız gerekiyor. Ara sahne bitti şimdi. Bakın garaj kapısı parlıyor zaten. Bu garaj bizim olacak artık. E tuşuna basıyorum. Korna çalıyor ve araba park ediliyor. Bu kadar. Sonrasında sol üstte de yazıyor zaten. Joe'nun dairesine gideceğiz. Bak çok efendi bir adam ya. Bekliyor yani. Yol veriyor. Sağ ol. Ama benden önce içeride herif ya. Artık Joe'nun dairesi bizim dairemiz diyebiliriz. Yani biz burada kalacağız. Annesinin ve kardeşinin yanında kalmayacak arkadaşlar. Burada yaşayacağız. Burada yatıp kalkacağız. Evimiz, işimiz artık Joe'la beraber. Evet, açıyoruz kapıyı. Biraz canımızı yükseltelim bakalım. Dolabın önüne gidiyoruz. E tuşuna basıyorum. Oo, çok güzel ya. Sağ ya da sol klavyeden ok tuşlarına basarak işte ne var ne yok hepsini görebilirsiniz. Bakın sandviç varmış mesela. Enter'a bastığımızda bu şekilde yiyor ve sağlık seviyesi de artıyor. Canın son seviyeyi yükseldi demiş sol üstte de. Gelmişken evi biraz gezelim arkadaşlar. Merak ediyorum. Detayları inceleyelim. Ne var ne yok. Burası Joe'nun yatağı. Biz burada uyuyamıyoruz. Bizim yatacağımız yer mutfaktaki kanepe. Evet bakın şuradaki pervane çalışıyor ve duruyor. İşte orada düğmesi var önüne gidince. Güzelmiş ya böyle detayların olması. Evet ben de bilmiyorum mutfakta niye kanepede yatıyoruz. Demek ki adam orada yer verdi. Bakın arkadaşlar parlıyor zaten. Bu kanepede uyuduğumuzda oyunda bir sonraki göreve geçiş yapacağız. Bir dolaşalım. Uyumayalım hemen. Burası ne? Banyo. Bayağı küvet falan var ya. Evet. E tuşuna basınca bakın su akıyor. Ne kadar güzel ya. Yani iyi düşünmüşler bence. Her ne kadar içine giremesek de. Duşu aç, duşu kapat. Bakalım musluk oluyor mu? Aa musluk da oluyor ya. Işık, musluk. Hepsini açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok sevdim ben bu oyunu ya. Buradan bir şey olmuyor. Şuraya bakalım. Ha, geldiğimiz yer zaten burası. Giriş kapısı, daire kapısı. Bu arada kapıları kapatabiliyoruz. E tuşuna bastığımızda böyle kapanıyor. Buradan da bir şey çıkmadı.
Telefon çaldığında ancak. Evet, burada da bakın mesela ışığı kapat var. Açıp kapattığımızda işlevini yerine getiriyor. Burada da tuvalet var. Tuvalette bu şekilde arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Aynada kendimizi görebiliyoruz. Radyoyu aç, radyoyu kapat. Bende müzik sesleri kapalı olduğu için radyo duyamayabilirsiniz. Yani telif hakkına girmesin diye müzikleri kapattım ben. Müzik sesini. Evet arkadaşlar, mutfaktaki kanepenin önüne gelip klavyeden E tuşuna bastığımızda Vito yatıp uyuyor ve uyandığında yeni bir güne, yeni bir göreve başlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda oyununuzda kaydolmuş oluyor. Ama bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Bu bölümün sonuna geldik. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.